Çiftay AŞ'den Buğra ile beraberiz. Son dakikalar gerçekten çok kıran kırana geçti ve beraberlikle bitirdiniz maçı. Belki 2 puan bıraktınız ama gerçekten iyi bir mücadele sergilediniz. Maçla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Maçla ilgili düşüncelerim şöyle, her iki takım da top oynamaya geldi. İki takım da iyi mücadele etti. Maçın berabere bitmesi gayet normal. Ama maçın berabere bitiren şekil hakemdi. Çünkü uzatmaların uzatması diye bir saçmalık çıkardı başımıza. Bitmiş maçta bize gol yedirdi. Ondan sonra kaçan iki puanı kendi hanemize değil, hakemhanesine yazarız biz bunu. Biz bu turnuvada daha önce katıldık. Son şampiyon olarak geldik biz buraya. Ama şöyle, son şampiyon olduğumuz sezonda da hakemlerden yana bayağı bir sıkıntı yaşadık. Final maçında da aynı şekilde yine böyle bir durumla karşı karşıya geldik. Ve yine başka bir hakem yine maçı katletti. Bugün başka bir hakem yine maçı katletti. Ve maçın sonunda da gelmiş bize diyor ki hala uzatmanın uzatması diyor. Futbolun içinde uzatmanın uzatması varsa o zaman niye uzatma veriyorsun arkadaş? Böyle hakem mi olur? Yani kim bu hakem bilmiyorum. Kimler getiriyor, nasıl seçiyorlar? Ben zaten Özcan kaptanımıza da söyledim. Biz bu turnuvaya katılmayalım diye. Çünkü ben bunlardan biliyordum böyle şeylerin başımıza gelebileceğini ve daha ilk maçta bu bizim başımıza geldi. Sizin itirazınız uzatmanın fazla olması mı? Kesinlikle yoksa... ve kesinlikle var denilen bir şey var. Gitsin izlesin. 29 maç kaç dakika oynanıyor beyefendi? 25 dakika oynanmıyor mu maç? 4 dakika uzatma verirse maç kaçta biter? 29'da biter. Bunun için matematik yapmaya gerek yok. 29'un o 20. saniyesinde daha oyunu oynatıp bize gol yediriyorsa bu bizim şeyimiz değil yani. Kaybettiğimiz 2 puan bizim değil aslında. Yani, burada bizim yenilen 2 puanımız var. Ben size net söyleyeyim. Tabii. Gerçekten son dakikada 2 puan kaybettiniz ama 4 dakika uzatma dediği zaman hakem en az 4 dakika olarak tamam, doğru. Gerekiyor. Kesinlikle öyle. Futbolun evet. İçinde en az 4 dakika. Zaten şimdi 29'un 20 saniyesi kaçıncı dakika oluyor? Ben orayı anlayamadım. İlk önce isterseniz onu da size bana söyleyeyim. Mesela 25. dakikada 4 dakika uzatma verdi. Tamam. En kötü ihtimalle 29'da bitmesi gerekiyor. Değil mi? Ama 32'de bitse de kurallara göre uygun oluyor diyebilirim. Öyle bir uygunluk yok ki ama. Bu sefer ne oluyor? Geçen kaybedilen 2 puan oluyor. Doğru, siz de haklısınız. Yani 3 dakika daha oynarsa belki hiç puan alamayacaktık. Keşke onu da yapsaydı, almasaydık. Çünkü siz hani daha önce yoktunuz. Biz son şampiyon olarak burada. Yine başka bir hakem bizi katletti. Onda da şöyle bir şey olmuştu. Maçın yine son dakikalarında doğru sol tarafta bir başımıza bir pozisyon geldi. Adamlar 2 kişi geldiler. Çok güzel bir şekilde faul yaptılar. Hiçbir şey yok. Futbolun içinde olan şeyler fauller. Adam ben yerde yatarken özür dilemesi gereken yerde geldi bana küfür etti. Onda da bir sıkıntı yok. Hadi maçın adrenalini dedik. Hakem küfürü duyuyor. Ondan sonra kaptan kalkıyor, ayağa kalkıyor. Kardeşim niye küfür ettin diyor. Ya diyor yatıyorsun diyor. O zaman ben de diyor, dedim ki ben de sana küfür edeyim dedim. Küfür ettim, hakem beni duydu, kırmızı kart gösterdi. Bu nasıl oluyor peki? Hadi o geçmişte kaldı, onu karıştırmayalım. Şampiyon olduk, bitti geçti. Gitti. Tabii hocam oldu. Aynen tabii. O bitti. Ama zaten bizim oradan kalan bir şeyimiz var. Anlatabildim mi bu turnuvaya? Ya zaten oradan kalan yani bir yaramız var. Aslında... Kesinlikle ve kesinlikle. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben bu turnuvada ultimatum istemiyorum takım adına. Hiçbir şekilde istemiyorum. Öyle zaten hiçbir zaman da biz maçtan önce ne hakemle konuştuk, ne hakemle bir araya geldik. Hiçbir zaman yapmadık. Bu bize göre değil. Ama biz millete, yani hakeme saygı gösteriyorsak sahanın içinde, hakem de bize saygı gösterecek. Ben rakibime saygı gösteriyorsam onlar da bana gösterecek. Bu kadar basit. Yani biz başka bir şey istemiyoruz ki burada. Biz buraya eğlenmeye geliyoruz. Bu karakterinizi, bu düşüncenizi gerçekten takdir ediyorum. Yani buraya eğlenmeye geliyorsunuz. Aynen öyle. Ama saygılı oynuyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle. Ama... Maçın içinde gördünüz. Hani en sinirli olan bizleriz ama hiç ağzımızı açıp bir şey demedik ki. Gene demiyorduk. Gene faul olur, gene uzatır. Ama gelip de hani ukala bir şekilde yok kardeş ben oynatırım uzatması deme yani. De ki ya bak şurada 3 dakika geçti 4 dakika da siz bana deyin ki şu pozisyonda şu oyun durdu deyin uzatsın. Hiçbir şey olmadı o pozisyonlarda, hiçbir şey yoktu. Yalandan uzattı, tamam yedik, sıkıntı yok, geçti, o da geçti. Ama olaylar böyle böyle cereyan ediyor. Bak biz böyle böyle doluyoruz. Ondan sonra iki maç çıkıyor, 2 tane kırmızı yiyoruz. Niye? Çünkü hakem yine başka bir hakem geliyor. Aynı şeyleri tekrarlıyor bize. Biz de bundan sonra ipin ucunu kaçırıyoruz. Peki bu maçı geride bıraktığımız zaman evet. Sonraki maçlarda bunu oyununuzla mı göstermek istersiniz yoksa? Ben size bir şey söyleyeyim. Bana kalsa ben sonraki maçlarda zaten oynamam da. Oynarsak da zaten elimizden geldiği kadar normal bir şekilde devam edeceğiz. O yüzden bugün için herkese teşekkür ederiz. Karşı takımımıza da zaten bir maçın zaten gidişatı 1 puandı. O yüzden karşı takıma da tebrik ediyoruz. Güzel bir maçtı. Ondan yana hiçbir zaman sıkıntı gerçekten yok. Gerçekten maç olarak baktığımız zaman 7-7 biten bir maç. Son dakikada gelen bir gol. Evet. Gerçekten seyir zevki yüksek. Aynen öyle. Biz de sizi tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok bundan sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Aydar Grup'tan Selahattin evet. Ve Tamer'le birlikteyiz. Evet.
güzel mücadele oldu. Son dakikada golü attınız. Geriden gelip son saniyede bir puanı koparmaya başardınız. Evet. Düşüncelerinizi evet, geriden geldik ama maç aslında iyi başladık. Güzel de golü biz golleri vurduk. Biz mi attık, onlar mı attı? Onlar başladı, biz. He, doğru. Yani aslında 2-1. Öyle geçtik yani. 2-2 böyle çekişmeli geçti aslında maç. Hani mücadelemizi beğeniyorum. Takım olarak iyiyiz. Geçen hafta Vakıf güçlü rakipti. Bu hafta da biraz hani arkadaşlar arasında şey yaptık ama bence gayet iyi başladık. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum, rakibi de tebrik ediyorum. Çok şanssız goller yedik. Çok. Gerçekten çok şanssız goller yedik. Yani iyi de konsantre olmuştuk maça. Kalecimiz ellerinden kaçırdı. İşte aynen. Vurdu bizim arkadaşımız. Kendi kalemize attı. Yani 6-3'ten maç çevirmek de bence kendi açımızdan çok iyi. Rakibi de tebrik edelim. Güzel bir mücadeleydi. Ama üzülüyoruz 3 puan alamadığımız için. Yani kötünün iyisi diyebiliriz. Bu kadar. Son saniye golü atmak nasıl bir duygu? Onu anlatalım mısınız? Free kick oldu. Nurullah işte geldi. Dedim ki bana bırak direkt hani. Çünkü hissettim o anda. Hani o, ben bir de solağım. Hani o tam hani solakların pozisyonu. Hani evet evet ya, çapraz. Aynen. O an hissettim yani. Bir şey oldu. Hani İşime doğdu diyeyim artık. Hani o anda ya aslında çoğu mesela free kicklerimizde de hani bunu yapabilirdik. Organizasyon aynen. Hatamız oldu. Çok şut çektik. Çok hani o içeriği boş bıraktık. Mesela rakip oyuncular hani ben defans oynamama rağmen sürekli önümüzde. Kaleciyle aynen. Benim aramda çok. Hani ben de bir kere deneyeyim. Aslında iki kere denedim ama birinde iyi oldu. Öyle güzel oldu. Yani son dakika golü atmamız da bir galibiyet golü gibi sevindik. Yani öne geçince biraz rehavete kapıldık. Şimdi bizim takım genç, hani özgüvenli bir takım. Hani onu bazen hani kötü etkiliyor bizi yani. Evet. Ama hani her şeye rağmen Selahattin abinin de dediği gibi geriden gelmek. Hani kaybetseydim çok üzülürdüm yani. Gerçekten çok iyi mücadele etti arkadaşlarım. Karşı takım da gene keza çok iyiydi. Onları da tebrik ederim ama. Kaybetseydik çok üzülürdük. O yüzden hani kazanmış gibi sevindik zaten son dakika golü. Çünkü bu mücadelenin hakkı kesinlikle yenilgi değildi. O yüzden bir puana rakip de çok iyiydi. Yani biz 3 puana üzüldük. Evet. 3 puana alsaydık sevinirdik ama 1 puana da sevinmek lazım aslında. Dediğiniz gibi iki takım da gerçekten çok iyi mücadele etti. Güzel maç izlediniz bize. Bundan sonraki maçlarda böyle mücadele zevki yüksek, seyir zevki yüksek maçlar diliyoruz. Size de başarılar. Teşekkür ederiz. Arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar.